Selamun Aleyküm arkadaşlar, hayırlı günler. Bugün El-Kavaid kitabından 18. dersi işleyeceğiz. 18. dersin konusu birkaç haftadan beridir sarfta işlediğimiz konulara aynı. Yani sahih fiil, illetli fiil konusu ele alınmakta. Tabi burada biraz daha fazla örnekle, daha fazla cümle içinde bu fiillerin durumuyla ilgili örnekler ve kuralla bize öğretilmektedir. El hulasadan hemen başlayalım. Önce bu sahih fiil nedir? Mu'tel fiil nedir? Bunun bir tanımını yapalım. El fi'lu nev'ani fiil iki türdür. Elif maddesi sahih. Sahih fiil. Ne demek sahih fiil? La yücedu beyne hurufihil asliyeti harfun min hurufil illeti. Asli harfleri arasında Asli harflerini burada açıklamıyor ama biz yine sarftan biliyoruz ki faale kalıbına denk gelen harflere asli harfleri diyoruz. Faalenin ilk harfine ne diyorduk? Faul fiil, fiilin fası yani ilk harfine fa diyorduk. İkinci harfine aynul fiil diyorduk. Fiilin aynı yani ikinci harfi. Lamul fiil, fiilin lamı yani üçüncü harfi diyorduk. İşte o harflere karşılık gelen harflerin Örneğin birinin e, herhangi bir illet harfinin bulunmaması durumunda o fiile ne diyoruz? Sahih diyoruz. Mistu şunun gibi celese mesela, e bir de adde örneklerinde olduğu gibi. tabi niye üç örnek vermiştir? Birinci örnek sahih, aynı zamanda orada yine öğrendiğimiz bir bilgi. Celese salim fiildir. Yani ne demek salim? İçinde hemze ve tad'if harfi yani harflerin tekrarı söz konusu değilse, ona aynı zamanda sahih ve salim diyoruz. Karae sahihtir ama mehmuz içinde ne var? Son harfi, lamul fiili hemze olduğu için ona ne diyoruz? Mehmuz e, sahipliği diyoruz. Addede ise iki ve üçüncü harfler yani aynul fiil ve lamul fiil ne olduğu için? E, aynı harfler olduğu için hatta şu an birbirine e, idgam yani geçirildiği için biz ona ne diyoruz? Muzaaff e, sahih fiil türü diyoruz. Mu'tel ise, ikinci tür ise mu'tel oluyor. Mu'tel ise şudur. Yekunu beyne hurufihil asliyeti harfun ev ekther min hurufil ille. Asli harflerine yine biraz önce söylediğimiz fe'ala kalıbına karşılık gelen üçlü fe'ala kalıbına karşılık gelen harflerinden e, birisi veya daha fazlası illet harfi olan fiillerdir. Mislim mesela vakafe Burada da yine her örnekte farklı bir kuralı hatırlıyoruz. Vakafe ilk harfi illetli olmuş. Bunu biz yine sarfta ne diye isimlendirmiştik? Misal fiildi örnekle isimlendirmiştik. Ee, i̇kincisi, e, şey fiilimiz, için, ikinci fiilimiz, e, e, ade orada ecbef diye isimlendiriyoruz. Sonuncu fiilimiz ise vaa, vaa fiili ise iki tane, illet harfi kendisinde olduğu için ilk ve son harf ya da e, iki ve üçüncü harfler illet harfi ise o fiile ne diyoruz arkadaşlar? O fiile biz e, lefif diyoruz. Yani iki illetli fiil demektir. ha Son harfi illetli olsaydı ona ne diyorduk? Ona da nakıs fiil diyorduk. O lefifi de hani ikiye ayırmıştık. Şu an burada o konumuz değil. Peki illet harfleri nelerdir? İllet harfleri şunlardır. Rufil ille hiye el elif el vav el ya Elif, val, veyadır. Tabi burada hemze ile asla He elifi karıştırmıyoruz. Elif bir sestir. Öncesine e, uzatma e, veren bir ses iken hemze kendi başına müstakil bir harftir. Şu an parçamızın dersimizin e, parçasına e, dönebiliriz. Parçamız şu. المطر اسمين يعني يامور اسمين ده بير بارشا باشلوهمز اس باشلوهمز كونو الفعل الصحيح والفعل المعتل صحيح فيل معتل فيل المطر يَامُر سأل شريف والده عن المطر شريف يَامُرُ سورد سأل نصب فيل sahih bir fiildir. Çünkü ortasında hemze var. illet harfi değildir. Hemze mehmuzdur ama. فَقَالَ الْوَالِدُ Baba dedi ki, kalede bir illet var. ve bağlar sayılmıyor. Kalenin içindeki elif illet harfidir. Değil mi? Vavya, eliften elif gelmiş. Ecveftir aynı zamanda. اَلْمَطَرُوا نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Yağmur Allah tarafından bize verilen bir nimettir. ينزل من السماء جوكتن ينزل مثلا صاحب في نزل مازيس ينزل وهو مصدر الحياة للإنسان والحيوان والنبات وكل الكائنات الحية يامر حياة قاينادر مصدر الحياة حياة قاينادر للإنسان هم والحيوان والنبات ve tüm canlı kainat için kullil kainatil hayyeti. tüm canlı kainat bu kainat aksız çoğul olduğu için sıfatı el hayyeti müfred müennes gelmiş. İza nezel el mataru yağmur inince yağınca yani evet nezele yine sağlam bir fiil sahip e, sahih fiil daha doğrusu salal mau ve mala el ve ferihel fellahu yağmur inince salal mau su akar Şimdi burada dikkat etmemiz gereken asıl örneklerden biri mesela saleye bakalım. Salenin ortasında ne var arkadaşlar? Bir e, elif var ama ilk kelimemiz olan sele se ile sale arasında kocaman bir fark var. Selenin se ortasında hemze olduğu için bu mehmuz sayılırken e, salenin e, altında e, ortasındaki elif olduğu için bu fiil ise e, mu'tel ve ecvef olarak sayılmaktadır. Aa, anlamları da farklıdır. Birbirine çok benzeseler de emze ile elifin farkının ortaya konduğu iki güzel örnek oluyor. Se ele sordu iken sale aktı anlamında. Su akar yağmur yağınca mele el kanallar dolar cedvelin çoğulu. Bu mehmuz bir fiil sahih. Ferihal fellahu salim sahibi fiil. Çiftçi sevinir. Ve esra ile haklı artarlasına koşar. Yeski arda arazi ne yapar? Sular yeski burada var. Saka yeski burada yeski fiilimiz e, nakıs bir fiildir. Mazide de müzaride de bu nakıs alameti olan e, neyi görüyoruz? E, yayı görüyoruz müzaride yeski. Evet o aslı mazide elife dönüşmüş. Fen mu yenmu fe bağlaç yenmu nema yenmu Türkçe'de de geçmiş olan nema yani e, biter biter ezzer'u ekim biter yani ekinler çıkmaya başlar büyümeye başlar yenmu vavlu olan bir e, nakıs fiildir yeski ise e, nedir e, yağlı olan bir nakıs fiildir ve yamuddu furu'ahu dallarını uzatır uzar şimdi burada yamuddu muda'af bir fiil fir, muza'af bir fiil ve nasıl bir fiil türüdür kendisi e, sahih bir fiildir ama mudaf türü. Ve min huna buradan yani yağmurdan yağmurun yağmasından yetil hayru hayır gelir yani bereket gelir. Yeti de yine eta yeti bu da yine nasıl bir fiildir. Hem mehmuz hem de ama e, mehmuz olması kurtarmıyor. Sonundaki ile tarifi onu nereye çekiyor? Mu'tel fiile çekiyor. Ve adel validu ibnehu bil hadisi anil matari fi ma Baba çocuğuna söz verdi oğluna e, yağmurla ilgili konuşma hususunda daha sonra tabii vaade bir misal eee fiildir. Değil mi? İki harfi illetli olduğu için misal diyoruz. Yennehu kâne meşgulen çünkü baba meşgulu de ortası illetli olduğu için ona da ecvef diyoruz. Hemen soru sormuş. Mine ne el matar? Yağmur nereden iner? Tabii ki mine sema gökten iner zaten söyle. Yenzilu mine sema iki satırın son kelimesi. Ma faydetül mataril insan. İnsan için yağmurun faydası ne? O da ikinci satırın hemen başında. Ve huve hayati diye başlayan cümlede bizim cevabımız olur. Yağmurun faydası nedir? Hayat kaynağı oluşudur. Şimdi burada iki kategori cümle dizmiş bize. Birinci kategoride yer alanlar. E, -E kategorisinde biri okuyoruz. Nezalel Bu nasıl bir fiil? Sahih bir fiil ve salim fiil aynı zamanda. Hiçbir illet, hemze, hiçbir şey olmadığı için salim. illet olmadığı için sahih. Tamam mı? Evet, e, mele el, cedav, ma el cedav ile su e, kanalları doldurdu. Mele fiilin asbi fiil, mehmuz bir fiil. E, aynı zamanda e, şey sahih bir fiil tabii ki. E, medde zer'u fru'ahu, bu medde fiilin asbi fiil, muzaaf bir fiil ama sahihtir sonuçta. Ve kategorisindekilere bakıyoruz. Önce va'ade, el-validi ibnehu bil hadisi anil matar. Va'ade, ilk harfi va olduğu için misal türünden illetli bir fiildir. Salel ma'u orta harfi elif olduğu için e, ecvef kategorisinden bir muza e, mu'tel fiildir. Yeski el fellahu zar'a burada ise e, seka kökünden gelip e son harfi illet olduğu için nakıs türünden bir e, mu'tel değil türüdür. Burada bunun şerhini zaten bu şekilde yaptık. E alıştırmalara geldik. Birinci alıştırmamız diyor ki beyin al fi'l tahtu khattun fima aşağıda gelen e, fiilin türünü anlat diyor. Sahih midir? Mu'tel midir diye. Sahihen hani, mu'tellen. Örneklerde olduğu gibi. Mesela ilk örneklere bakıyoruz. Tafe el mu'minu haulel Ka'be. Bu tafe nasbi fiil. Mümin Kabe'nin etrafında tavaf yaptı, döndü. Bu mu'tel bir fiil. Necaha Muhammedun fil imtihan. Muhammed imtihanda başarılı oldu. Bu nasıl bir fiil? Bu sahih bir fiildir. Çünkü içinde hiçbir illet harfi yok. örneğe bakıyoruz. Efeze Mahmudun el kitabı min aliyyin. aldı. Evet hemze var ama bu sadece fiili mehmuz yapar. Yine sahih bir fiildir. De Mahmud Ali'den kitabı aldı. Faze Halidun bi caizetil camiati Halid üniversitenin ödülünü kazandı. Burada faze ortasında elif olduğu için illet bir fiil kategorisine giriyor. Mata raculu burada illetli bir fiil ortası. Bir de en arkada gelen fiil de yine illetli bir fiil. Baden aşa tabiyle uzun süre yaşadıktan sonra adam öldü. Ketebet semiretü tü derse semire dersi yazdı. Ketebet yani müennez olmuş semireden dolayı ama sağlam sahih bir fiil değil mi? Vesale misal bir fiil. E, evet kafamızı karıştırabilecek bir fiil. Bunun başında gördüğünüz i diye okuduğumuz hemze bizi ilgilendirmiyor. Hemzedir zaten. Zaten ona bazen elif deniliyor. Önemli değil. Bizim bu kelimenin kökü dedik üçlü versiyonu önemlidir. İrtefa'nın kökü rafa'dır. Rafa kelimesinde rafa'in harflerinden biri illetli olmadığı için bu fiil sağlam, sahih bir fiildir. Değil mi? Uçak havada filcevi yükseldi. Bekat tiflu minel elemi. Çocuk acıdan ağladı. Beka nakıs bir fiil. Same el müslimu ramadan. Müslüman ramazanı oruçla geçirdi. Bu da ortası illetli olan eliflü olduğu için illetli ecvef bir e, mu'tel fiildir. Şimdi burada diyor ki imle el ferag bi vad'i el sahih el munasib mimma beyne el parantezlerden e, kalkıp e, neyi seçeceğiz? E, sahih olan fiili seçeceğiz. Yani cümlenin iki şekilde de mümkünken biz sahihleri sadece seçeceğiz burada. Şekere Muhammedun Rabbahu Muhammed Rabbine teşekkür etti, şükür etti. Dea da var, dua etti de vardı ama nakıs bir fiil olduğu için onu seçmedik. Bire bakıyoruz. El-kaidu cunudehu fil ma'arake komutan askerlerine savaşta ne yaptı? Nasaha olabilir, kade de olabilir. Anlam olarak ikisi de doğru ama biz sahih olana bakıyoruz. Nasaha uygun. Yani komutan askerlerine savaşta nasihat etti. Ee, ama kade komutanlık etti. Orada elif olduğu için ortasında olmaz. İkiye bakıyoruz. El laibu bil kure e, oyuncu e, topla ne yaptı? Cera e, desek e, illette olur, nakıs olur. Topla koştu. Hem göre oyuncu topu tuttu anlamında olur. Et tepki var, tekulu var. Çocuk yiyor desek tekulu diyeceğiz. Sahih olacak ama ama mehmuzdur. Sorun yok. Ama tepki dediğimiz zaman ne olur? İlletli olduğu için olmaz. Nale ehaze neyi seçiyoruz? Ehaze'yi seçiyoruz, seçiyoruz tabii ki. Kethure cara kethure'yi seçiyoruz. Filma maufine. Nehirde su çok oldu. Altıda İrtefaat var, taaret var. Neyi seçiyoruz? Tabii ki e, şeyi seçiyoruz. E, i̇rtefaatı seçiyoruz. Taaret, ecvef, e, mu'tel mü, mü, bir fiil. El mü'minu fil mescid yüselli var. Bir de ya'budu, te olmaz. Ya'budu, iyi seçeceğiz. Müslüman mescitte ibadet ediyor. Kerimun menzilehu, kerim evine, dekhale, ba'a var. Neyi seçiyoruz? Tabii ki dekhaleyi seçiyoruz. Yine mu'tel bu kez. Bu kez diğer alıştırmamızın zıttı olarak. Mu'tel fiili seçiyoruz. Ama kafamızdan seçiyoruz daha çok. Vakafa Muhammedun yuhaddisu ustazahu. Muhammed durdu hocasıyla konuşmak için. Şimdi burada vakafa misal bir fiil. El müminu rabbahu ne diyebiliriz? Daa el müminu rabbahu dua etti. Er-reculu kavlen kerimen qala er-reculu. Şerifun fi musabakat Kur'an-ı Kerim. Faza şerifun mesela kazandı. Hatimun es-seyyaratel kadime es-yara bayna yaptı. Sattı diyelim. Baa diyebiliriz. B kategorisine bakıyoruz. İmle ferabi ve fiilin sahihin münasip. Bu sefer uygun bir e, sahih fiil kullanacağız. mesela fehimet talibu ed derse, öğrenci dersi anladı. E, sahibi sahih bir fiil. risale e, şey, Suat ne yaptı? Kete, ketevet yazdı. Değil mi? babel hücre. Çocuk odanın kapısını ne yaptı? Feteha diyelim. Değil mi? Açtı. El muhendisu amel. Dişe, işe mühendis ne yaptı? Başladı diyelim şara'a. Değil mi? Fatimatu el cedi yeni hikayeyi ne yaptı? Okudu, kara et diye bir parçamız var. Okuyoruz hemen. Vasefe Muhammedun sadiken azizen fekale Muhammed aziz bir dostunu anlattı, nitelendirdi ve dedi ki burada fiilimiz, ilk fiilimiz ne arkadaşlar? Vasefe, bakıyoruz vavla başlamış. Bu vavda illet harfi olduğu için ilk başta olduğu için mü'tel bir fiil ve misal türünden. Evet. Kâne sadiqi rahimehullah. Allah rahmet eylesin arkadaşım. Bak burada rahimehullah fiili var. Rahime fiil nasıl bir fiil? Sahih bir fiil. Kâne nasıl bir fiil? Kâne ecveh bir fiil. Mu'tel bir fiil. fiil. fiil, fiil, fiil. Kerîmen nefsi onurlu bir kişiliğe sahip arkadaşım. O yes, yes'a. Bak sa'a yes'a. Bu nasıl bir fiil? E, üçüncü babdan değil mi? Fe'ale yef'alu kalıbından. Sa'a yes'a faale yefalu vezninde bir nakıs fiildir. Son harfi illetli olduğu için mu'teldir. Değil mi? Nakıs türünden. Yes'a beynen nasi bil hayr. insanlar arasında hayırla koşturuyordu. Bil hayri okuyoruz onu. Ya'budullahe. Allah'a ibadet ediyordu. Kim? O. Sahibi fiil. Allah mef'ul. Ya'khafu ama illetli bu kez. Değil mi? Hu mef'ulü. İza tulyel Kur'an Kur'an okununca beka ağlardı. Burada beka nakıs bir fiil. Tulye yine nakıs bir fiil. Min haşyetillah Allah korkusundan muzafun ile Allahi. Kana yuhibbul fuqara fakirleri seviyordu. Yuhibbu sahih e, bir fiil fukara meful oluyor. Ve yu'ti'him, yu'ti bu e, a'tadan geliyor. Bu türü daha görmedik ama bu da nakıs bir fiil. Min mali, kendi malından onlara veriyordu. Ve yusa'idul muhtacin, muhtaçlara yardım ediyordu. Burada ortada bir elif görüyoruz ama bu elif sizi yanıltmasın. Bu elif kelimenin temel harflerinden değildir. Dedik ya Fa'ala kala bu asli ne olacak? İllet harfi olacak. Evet, yusaidin ortasında bir elif var. Bu elif illet harfi değildir. Kelimenin kökü saade olduğu için bu elif temel harflerden olmadığı için illete neden olmuyor. Fakirlere, muhtaçlar yardım ediyordu. Ve yükrimu daife misafire ikram ediyordu. Ve lihada bundan dolayı fakat aşe hayatını yaşadı. Aşe değil mi? burada mu'tel bir fiil ortası ilette Nasıl yaşadı? Kerimen, cömert, afifen, onurlu. Ve hazinel cemi'u. Herkes üzüldü. Hazine nasıl bir fiil? Hazine sağlam sahibi fiil. El cemi'u. Herkes üzüldü. Li firaki onun ayrılığından ve lehu ona dua etti el ehlu hem ailesi ve el ve arkadaşları bir rahmeti ve el rahmet ve mağfiret duasına bulundular da'a nakıs bir fiil zaten geçen sarfta asıl örnek olarak nakısın örneği olarak bu fiil geçmişti zaten peki nasıl yaşadı zaten gördük keyfe aşe sadiqu hayatehu nasıl yaşamıştı kerimen nefsi değil mi aşe sadiqi ya da aşe sadiquhu ee, yani Muhammed'in arkadaşı yaşamıştı. Kerimen nefsi değil mi? İnsan e, olarak e, cömert e, şey cömert karakter ya da kad aşe hayata u kerimen afifen mesela. Bir mevasıfı Muhammed Sadiq ile nitelendi. Kerimen nefs dedi. ya beyin nas bil Bunu zaten gördük. Parçadan diyor ki şu parçada var olan fiillerin türünü belirt. Sahih midir, mu'tel midir diye. Mesela vasfa nasıl bir fiildir? e, mu'tel bir fiil. Kale nasıl bir fiil? Mu'tel ortası. Vasıfı başı. Misal. Yes'a mu'tel sonu. Ya'budu sahih. Hiçbir illet harfi yok. Yakafu ortası illetli. beka sonu illetli. Yusaidu sorun yok. Dedik açıkladık onu. Dedik ki asli harflerinde illet yok. Elif fazlalıktır. Yukrimu sağlam. Yuhibbu e, mudaaf sahih bir fiil. Aşe e, ortası illetli bir fiil türü. Diyor parçadan fail mef'ulun bi muzafun ile çıkar, sıfat çıkar, mecrur harfi cerle mecrur isim çıkar. Bunları zaten yapmıştık. Hemen yine yapalım. Fail mesela vasfı Muhammedun, sıfat azizen, sadiqan, azizen mesela muzafun ile kerimen nefsi mesela mef'ulun bi ya'budullah mesela bu şekilde. Harfi cerle mecrur olan ise sayılmaktan çok zaten mesela bir rahmeti ve'l mağfireti son kelimeler olarak hemen söyleyebiliriz. Peki burada diyecek ki boşluğu imle il ferah bi vad'i fi'ilin münasib uygun bir fiil kullanacağız, koyacağız ve onun türünü ve beyne ma'u sahana mu'tella sahih mi bunu belirteceğiz mesela. Da'al al rabbahu fa ghafara Da'a nasb fiil mu'tel fiil? fiil mesela. Evet, er-resulü'l-kerim, resulü'l-kerim, resul-i ekrem ne yaptı? Kale tabii ki buyurdu. İnnemel müminle ihve muhakkak kardeştir buyurdu. Ancak kardeştir buyurdu. Burada ne dedik? Kale'yi kullandık. Nasıl bir fiil kullandık? Mu'tel bir fiil kullandık. Allahu limen yeşa. Ee, Allah Azze ve Celle ne yapar? Dilediğini ne yapar? Ee, yağfiru diyelim. Allah bağışlar. Sağlam bir fiil kullandı. Yağfirullah. El muslimu selahat el fecdi. Müslüman sabah namazını yusalli ya da salla kıldı. Ee, nakıs bir fiil. El mühendisetü ile şirk şerike. Şir e, mühendise şirkete ulaştı diyelim. Veselet mu'tel bir fiil. Muhammed'in üstaduhu inde babisi sınıfın kapısında Muhammed hocasını ne yaptı? E, diyelim Kabele karşıladı değil mi mesela? Ama Kabele nasıl bir fiil? İlletli değil. Çünkü ortadaki elif nedir? Saadede olduğu gibi e, fazlalıktır. Kabele, kabile kelimesinde yok mesela. E, Halid'in fisekelicen yeskunu. Halid üniversite lojmanında oturuyor. Muazzafetül beridi ettarda e, posta görevlisi poliyi, paketi ne yaptı? Teslim aldı. taselleme ya da selleme teslim etti. İkisi de sağlam fiil oluyor. Sadece ne oluyorlar? E, evet sağlam fiil kabul ediyoruz onları. Başka bir problem yok. Musahifi yani. Faysalun er-risaleten ketebe dedik mi? Olur bu da. Burada bir parçamız daha var. Hemen onu da okuyorum. Ekamet, vezaretu terbiye eğitim bakanlığı düzenledi. Vezaretu fail oluyor. Değil mi? Onun için ekamet mühendisi olmuş. Akame. Kamedir kökü. Bu da e, ecvef bir fiil. Musabakaten bir yarışma düzenledi. Fi hifzil Kur'anil kerimi. Muzafun ileyh. Beynetullah bil medarisi okul öğrenciler arasında. Efthaneviyet. Hangi okullar? Lise okulları. Bu sıfat oluyor. E Fefaze Muhammedun fiyadil musabakati. Bu yarışmada Muhammed başarılı oldu, kazandı. F Faze illetli bir fiil. F bağlaştır başındaki ilk F. ikinci F fiilin F harfidir. Ve hasel el caizetil ula birincilik ödülünü kaza, elde etti. Ve anhu ona sordu. Onu sordu. Müdirül medreseti okulun müdürü. Sel'e'nin faili oluyor. Sel'e nasıl her ne kadar hemze varsa da mehmuzul ayn olsa da nasıl bir fiildir. Sahih bir fiil. Ve medde ileyhi yedehu. Burada muzaaf bir fiil. Ne oluyor da? E, sahih fiil türünden muhanniyen tebrik ederek ve şecahu alel iştihadi fi derslerinde çalışma hususunda onu yaptı? teşvik etti. Ve akbele aleyhi ona yöneldi. Müderrisul medresedi. Geçmiş konulardan bir konu. E, ee, akbele sahih değil. Müderrisu. Burada ne olmuş? Cem'i müzekker salim. izafetten dolayı nunu düşmüştür. Müderrisu nedir normal? ve zümelâuhu arkadaşları da yöneldi. Yuhenniûnehu onu tebrik ediyorlardı. Henne yuhenniû tehni'e yukarıdan muhenniyen. Bunlar hep tebrik anlamındaki fiillerdir. Müderrisu, müderrisu ne olmuş? Burası bilmemiz gereken geçmiş konulardan biri. Feriha Muhammedun bihâdel fevz. Muhammed bu başarıyla sevindi. Ve Va vakafe durdu. Burada vakafe misal bir fiilletli. Emâmel idâ'atid medresel okulun radyosunun önünde e muzaf medreseti yeşkuru muzari fiil e, sahi fiil el mudire mefhulun ve el hocalara müdüre teşekkür ediyordu bir üslubince cemi, güzel bir e, üslupla fenale hadisuhu istihsan el e, onun konuşması elde etti nale fiilin yine ecveh bir fiil herkesin hoşnutluğunu elde etti varadi anhu mudarrisuhu Hocalar ondan razı olurlar diye nakıs bir fiil. Mu'tel. Müderrisuhu müderrisu nedir normal değil mi? Burada yine hudan dolayı, izafetten dolayı ne olmuş? Düşmüş. Bunları zaten analiz ettik. Burada fiil söylemiş mesela. Faze se'le. Faze nedir? Mu'teldir. Se'le ise nedir? sağlam bir fiildir. Mehmuzdur ama. Evet parçadan şunları çıkar diyor. Biz bunların hepsini çıkardık. Diyor ki değişim yapın. Değil mi mesela? Şekerel minu rabbahu. Bunu ne yapacağız? Eee... Evet. E, sahih olan fiili mütele dönüştüreceğiz. Şekere muminu rabbahu, da'al muminu rabbahu. Mesela şekere götürmüşüz, yerine ne getirmişiz? Da'a getirmişiz. Şekere sahih iken ne getirmişiz? Mü'tel olan, nakıs olan da'a getirmiş. Hasale ziyan al caize. Hasale sahih fiili götürmüşüz, fazaya getirmişiz. Celese semirun emame sebure. Celese mesela Semir tahtan e, tahtanın önünde oturdu. Ne yaptık? Vakafe diyelim. Vakafe semirun. Ne oldu hemen? e, sahih fiilden illeti fiile geçmiş oldu. Kara Muhammed'in fil mescid salla dedik mi? Mescitte Muhammed okuduğun yerine salla dedik mi? Namaz kıldı. Hemen neye geçtik? E, i̇lletliye geçtik. Mu'tel fiile geçtik. Dahit <laughs> kettiflu. Çocuk ağladı. Sayı küçük çocuk. Dahike'yi <laughs> kaldırdık. Ne getirdik? Beka. Değil mi? Ağladı. Emseke <laughs> la'yu Oyuncu topu tuttu. Hemen onu değiştirip ne yaptık? Cera la'ibu bilkureti. Oyuncu topu ne yaptı? E, topla koştu. Habet daire uçak ıı, düştü. Ee, i̇ndi yani. Taaret e, daire uçak uçtu. Taaret et dairetu dedik mesela. Bu kez ile yani mü'telden sahihe döneceğiz. Vesel el mudiru ile mektebihi müdür bürosuna, ofisine ıı, yit, ulaştı. Terek el mudiru mektebehu ne yaptı? Müdür ofisini terk etti. Sağlama geçtik sahifide. ile dullabın min rehletim Mekke. Mekke'ye olan yolculuklarına öğrenciler döndü. Bunu ne yapalım? Bunun sahih versiyonu ne olsun? Raca'a atullabu min rihletihim ila Mekke'ye olan seyahatlerinden geri döndüler. Vakkafa semirun fiss sınıfta durdu. Ne? Celese semirun sınıfta oturdu olur. Namel gulamu fil hadike çocuk bahçede e, ne yaptı? E, uyudu. Onu hemen değiştirdik. Ne yaptık? E, la'ibe el gulamu fil hadike bahçede çocuk ne yaptı? E, oyun oynadı la'ibe dedik. Bağ Faysal'ın yeni arabasını Faysal ne yaptı? E, sattı. Sattının yerine ne kullandım? Bir tane sahih fiil kullandım. E, ne diyelim? E, evet. E, e, başka bir fiil hemen benim şu an hemen aklıma gelmedi. Faysal arabasını e, sattı. Faysal arabasını ne yaptırdı? Durdurdu. emske Faysal'ın seyaret olcuyu değil de yeni arabasını durdurdu. Ee, i̇ştara Hüsamın Elmezyeci yeni evi. Hüsam ne yaptı? Ee, e, satın aldı. Hemen bunu değiştirelim. Hüsam yeni eve baktı. Ee, nazara Hüsamın fil menzilil cedidi. Yeni eve baktı. Bu şekilde Hulasa'yı zaten başta zikretmiştik. Anlatmıştık. Dolayısıyla sayı fiili daha önce sarf derslerimizden görmüş olduğumuz bu konuyu burada e, etraflıca ne yapmış olduk? E, işlemiş olduk. Hepinize hayırlı günler diliyorum kolaylıklar diliyorum. Allah muvaffak kılsın.